Bu ve bundan sonraki birkaç videoda toplam talep ve toplam arz adlı iki kavram üzerinde duracağız. Önce toplam taleple başlayalım. Daha sonra toplam arzdan bahsedeceğim. Toplam talep ve toplam arz kelimelerini yazalım önce. Bu videoda toplam arz ve talebin birçok açıdan geleneksel arz ve talep kavramlarına benzediğinin altını çizmek istiyorum ama Yine de toplam talep ile klasik talep arasında makro ve mikroekonomik bağlamda çok büyük farklılıklar var. Aynı şekilde makroekonomik düzlemdeki toplam arzla mikroekonomik düzlemdeki sıradan arz yasasında da farklılıklar var. Şimdi öncelikle mikro versiyonla başlayalım. Bunlar makroekonomik kavramları yani ekonomiye bir bütün olarak bakıyoruz makro fikirlerden bahsediyoruz dolayısıyla aradaki farkı görebilmek için önce mikro ekonomideki arz ve talep kavramlarına bakalım. Bunun için herhangi bir pazara odaklanabiliriz. Mesela çikolata pazarı olsun. İşte bu çikolata piyasası. Bunu pek çok kez gördük. Mikro ekonomide hep yaptığımız şeydi. Dike eksene fiyatı koyacağız. Birim çikolata başına fiyat olacak. Yatay eksene ise miktar. Belirli bir zaman aralığında alınıp satılmış çikolata miktarını yazalım talep eğrisinin aşağı doğru eğimli olduğunu görmüştük. Böyle bir şey olmalı. Bunu yorumlamanın birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi fiyat yüksek olduğunda insanların ben neden bu çikolatayı satın alayım ki diyecek olmalarıdır. Bu parayla başka şeyler alabilirim ki bu beni daha mutlu edecektir diye düşünebilirler. Bu yüzden bu üründen az miktarda tüketilecektir. Düşük fiyattaysa, düşük fiyatta burada görüldüğü gibi olacak. İnsanlar işte bu çok iyi, çikolatalar çok ucuz, istediğim kadar alabilirim diyecektir. Şeker veya bisküvi alacağıma çikolata alırım diyebilirler ve ürünü yüksek miktarda tüketilir. Bu talep eğrisinin şeklini yorumlamanın bir yolu diyebiliriz. Diğer bir yolsa kar marjına bakmak. Çikolata yemeyi o kadar çok seven birileri vardır ki üretilen çikolataları yüksek fiyattan da olsa satın alacaklardır. Bu mantıkla ilk birkaç ürün için yüksek oranda kar sağlanır. Fakat daha fazla ürettiğinizde kar marjınız gittikçe düşmeye başlar. Buradaki alıcıları çikolatayı yine seven fakat baştaki ilk birimleri satın alanlar kadar sevmeyenler olarak düşünebilirsiniz. İşte bu talebin aşağı eğimli bir eğri olmasının başka bir sebebi. Şimdi toplam talep'ten bahsettiğimizde çok benzer görünse de küçük ama önemli bir farklılık var. En iyisi çizelim. Farklı bir renkle çizelim ki farklı olduğu daha iyi anlaşılsın. Talebin makro versiyonunu çiziyorum. Yani toplam talep'ten bahsediyoruz. Toplam talep. Toplam talepte dikkat etmemiz gereken şey şu. Ekonomiye bir bütün olarak bakıyoruz. Sadece bir ürün veya hizmetin pazarından bahsetmiyoruz. Toplam talep, yatay eksene, yalnız bir ürün ya da hizmet için alınan, satılan miktarı değil Belirli bir zaman aralığında ekonomideki fiili üretim miktarlarını yazıyoruz Bunu zaten öğrenmiştik, belirli bir zaman aralığındaki fiili üretim miktarı Gayrisafi yurtiçi hasıla demektir Bu eksene, gayrisafi yurtiçi hasıla yazıyoruz Bu ne kadar ürettiğimizi gösteriyor Sanırım yan taraftaki miktarla arasında bir analoji kurabiliriz, ekonominin üretkenliğinin miktarı gibi. Buradaki eksene ise fiyat seviyesi yazıyoruz fakat bu fiyat yalnız bir ürün veya hizmetin fiyatı değil ya da sadece çikolataların fiyatı değil, bu ekonomideki fiyatların genel seviyesi. Mesela fiyatların ortalamasını alabiliriz ya da nasıl ölçerseniz bunu bir şekilde hesaplayabiliyoruz ve yazıyoruz. Şimdi göreceğimiz ise bunun da aşağı eğimli bir eğri olduğudur. Yani böyle bir şey, en azından böyle göründüğünü tahmin ediyoruz. Açıkçası tam olarak böyle göründüğünden emin değiliz ama ekonomistler bazı teorilere dayanarak böyle göründüğünü söyleyeceklerdir. Böylesi olanlar için daha iyi çünkü modellere dayanarak açıklamalar yapabiliyorlar. Aynı zamanda böylece ekonomideki duygusal etmeni çıkarabilirsiniz. Bu ekonomik döngüleri açıklamanın bir yolu. Önceki videolarda bildiğiniz gibi ben ekonomide duygusal etmenlerin önemli olduğuna inananlardanım ama yine de toplam talep aşağı eğimli olacaktır. Bir kez daha bu taraftaki bir ürün veya hizmetken buradaki bir bütün olarak ekonomi bu sadece fiyatların genel seviyesi. Bu da ekonominin fiili üretkenliği. Buraya baktığınızda eğer fiyatlar yüksekse böyle uç değerler nadiren olur. Gayrisafi safi yurt içi hasılanın sıfır olması pek de mümkün değil. Neyse böyle basitleştirebileceğimizi varsayalım. Belki de şu şekilde çizmeliyim. Böylece uç noktalarda gayrisafi safi yurt içi hasılayı sıfırlayan değerlerden kurtulmuş olurum. Genel olarak eğer fiyatlar yüksekse gayrisafi safi yurt içi hasıla azdır. Ve eğer tüm diğer koşullar sabitse fiyatlar düştükçe gayrisafi safi yurt içi hasıla artacaktır. Eğimin aşağı doğru olmasının sebepleri buradakinden tamamen farklı. Buradaki yerine koyabilme yani ikame edebilme etmenine bağlı bir değişimdir. Fiyatlar yüksek olduğunda insanlar çikolata almaya ihtiyacım yok, dondurma meyve suyu veya beni mutlu edecek başka bir şey alabilirim. Ya da fiyatlar düşükken başka şeyler alacağım ama çikolata alayım çünkü böylesi daha karlı olacak diyeceklerdir. Buradaysa gerçekleşen şey bu değil. Bu grafikte ne olduğuna dair, yani toplam talep eğrisinin neden aşağı doğru eğimli olduğunu kanıtlamaya çalışan ekonomistler tarafından öne sürülmüş farklı teoriler var. Bunu yazalım. Toplam talep, temelde fiyat seviyesine oranla ekonomide ne kadar üretkenlik olacağını gösteriyor. Yani bu toplam talep, bu ise sadece talep. Toplam talep eğrisinin neden aşağı doğru eğimli olduğunu açıklayan 3 önemli teori vardır. Bunlardan ilki zenginlik etkisidir. Bunu da yazayım. Zenginlik etkisi. Zenginlik etkisinin özünde söylediği şey aslında bu da biraz içgüdüsel. Mesela bazen kendi kendime düşünürken fiyatlar düşmüş, maaşlar azalmış, kazançlar azalmış. İnsanlar daha az iyimser olacaklar ve ekonomi gitgide küçülecek diyorum. Ama bu grafikten çıkarımımız bu değil. Unutmayın diğer tüm koşullar sabit. Burada yaptığımız şey varsayım üzerinde kurulu. Eğer bu senaryoyu ele alırsak sadece fiyatların düştüğünü ve ekonomideki diğer her şeyin hala eşit olduğunu varsayıyoruz. Yani istihdam değişmedi, kazançlar değişmedi, insanların iyimserliği aynı seviyede. Değişen tek şey insanlar bir sabah uyanıyorlar ve ekonomideki her şeyin eskisine göre yarı fiyatında olduğunu görüyorlar. İnsanlar yine aynı miktarda tasarruf yapıyorlar. Cüzdanlarındaki nakit para miktarı yine aynı. Ve eğer bu gerçekleşirse, diğer tüm koşullar sabitken insanlar cüzdanındaki aynı miktar parayla artık daha fazlasını satın alabilirim, kendimi daha zengin hissediyorum diyeceklerdir. İşte zenginlik etkisi tam olarak bu. İnsanlar gidip daha fazla ürün ve hizmet için talepte bulunacaklar. Çünkü ceplerindeki parayla artık çok daha fazlasını satın alabilirler. Aynı şekilde her ne sebeple olursa olsun sabah uyandığında unutmayın diğer koşullar sabit, her şeyin fiyatı iki katına çıkmışsa. Aman Allah'ım artık hiçbir şey satın alamayacağım. Her şey çok pahalı olacak. Daha az satın almalıyım. Artık daha az talepte bulunacağım diyeceklerdir. Böylelikle zenginlik etkisi diğer tüm koşulların sabit olduğunu yine unutmayalım. Neden aşağıya eğimli bir toplam talep eğrisi olduğunu açıklayan teorilerden bir tanesi. Diğer bir teori ise faiz oranları ile alakalı. Buna tasarruf ve faiz oranı etkisi diyeceğim. Çünkü şöyle düşünelim. Bu çubuk önceden bir kişinin sahip olduğu tüm parayı gösteriyordu. Bu ise güzel, mutlu, üretken bir yaşam için harcamaları gereken miktar olsun. Geri kalan kısımda normalde biriktirecekleri para miktarı. Her şey bu kadar ucuzladığına göre artık bütün bu parayı harcamak zorunda değiller. Çok daha az harcayabilirler. Belki de artık ürün ve hizmetler için bu kadar harcamaları kafi. Böylece daha fazla biriktirebilirler. Böylelikle burada tekrar hatırlayalım. Diğer tüm koşullar sabitse ve insanlar sabah uyandığında her şeyi yarı fiyatına satıyorlarsa İnsanlar ihtiyaçları için daha az para harcayabilecekler. Böylece daha fazla para biriktirebilecekler. Daha önce gördüğümüz üzere tasarruf yani biriktirdiğimiz para doğrudan ekonomik sisteme girer. Parayı biriktirirsiniz, bankaya koyarsınız. Bu para diğer insanlara ödünç verilir. Böylelikle tasarruf ettiğiniz miktarda bir artış olduğunda unutmayın diğer koşullar sabit, fiyatlar düştüğünde biriktirilen para miktarı artar ki bu arz edilen para miktarıydı onu da buraya yazalım ödünç verilmek üzere arz edilen para miktarında artış demektir bunu daha önceki videolardan birinde görmüştük eğer ödünç verilebilecek para miktarını artırırsanız parayı almak için ödenen fiyat düşecektir başka bir yoldan bakacak olursak faiz oranları azalacak Faiz oranları azaldığında ise borç para almak ve yatırım yapmak daha az maliyetli hale gelir. Kredi çekip bir ev inşa etmek, bir fabrika kurmak vesaire. Yani faiz oranları düştüğünde, bunu da yazmalıyım. Faiz oranlarındaki düşüş yatırım harekete geçirir ve bu da ekonominin büyümesine sebep olur. Daha çok ürün ve hizmetin üretildiğini görürsünüz. Aynı şekilde tam tersi olduğunda yani fiyatlar yükseldiğinde burada gördüğünüz fiyatların düştüğü durumdu. Eğer fiyatlar yükselirse insanlar ihtiyaç duyduklarını düşündükleri şeyler için paralarının daha büyük bir kısmını harcamak zorunda kalacaklar ve böylece daha az tasarruf olacaktır. Ve eğer daha az para birikirse bu borç alınacak, daha az para, daha yüksek faiz oranları dolayısıyla daha az yatırım demektir. Böylece ekonomik küçülecektir, gayri safi yurt içi hasıla azalacaktır. Buradaysa ise gayri safi hasıla yükselecektir. Üçüncü teoride ise ya da üçüncü gerekçe diyelim, ekonomistler için eğrinin aşağı doğru olması iyi bir şey. Böylece toplam arz ve talebin iş döngülerinin nasıl oluşturduğunu açıklayabiliyorlar. Üçüncü etmeni ise döviz etkisi diyeceğim, onu da yazalım. Döviz etkisi. Bu durumda mesela Fiyatlar yine düşüyor diyelim. İkinci gerekçedeki mantığa baktığımızda fiyatlar düştüğünde faiz oranlarının da azaldığını söylemiştik. Çünkü borç verilecek kadar fazla para var. Eğer faiz oranları düşerse yatırımcılar kendi ülkemde az faiz alıyorum. Neden paramı daha fazla faiz alabileceğim başka bir ülkenin parasına çevirmeyeyim ki diye düşünecektir. Böylece faiz oranları düştüğünde insanlar döviz almaya başlarlar döviz onu da yazalım Belki öncesinde diyelim ki Amerika'dan bahsediyoruz Burada faizler bayağı düştü, İngiltere'de ise daha fazla olsun Orada fiyatlar aynı oranda düşmemiş olsun, İnsanlar paralarını dolardan sterline çevirmeye karar verirler ve bunu yaptıklarında eğer insanlar dolardan sterline çeviriyorsa bunun anlamı doların arzının daha fazla olduğu ve sterlin için daha fazla talep olduğudur. Böylece doların fiyatı sterline kıyasla azalacaktır. Dolar güçsüzleşmiş olur. Eğer doların diğer para birimlerine göre değeri düşerse bu biraz karışık bir durum. Bu konuyu ayrıca ele alacağım. Doların değeri diğer birimlere göre düşerse Amerikan ürün ve hizmetleri İngiltere'deki insanlar için ucuzlaşmış olacaktır. Örneğin, Amerika'da bir arabayı 10.000 dolara üretiyorsam, bütün bu olanlardan önce 10.000 dolar ki bu 5.000 sterlin demekti. Ama şimdi doların değeri düştüğüne göre artık 10.000 dolar 4.000 sterline karşılık gelecektir. Dış tüketiciler artık Amerikan arabalarının fiyatı düştü diyecek ve sürekli daha fazla insan Amerikan ürünlerini satın almaya başlayacaktır. Böylece Amerika dışarıya daha fazla mal satmış olacaktır ve tekrar düşünelim. Eğer Amerika ürün ve hizmetlerine daha fazla talep varsa gayri safi yurt içi hasıla artacaktır. Yani bu düşük faiz oranlarının insanları döviz almaya itmesine bağlı bir gelişmedir. Neticede bu durum söz konusu para birimini daha ucuz kılar. Bu da o ülkenin ürünlerinin dünyanın geri kalanına göre ucuzlaşması anlamına gelir. Ve tüm bunlar en nihayetinde net ihracatın artmasına sebep olacaktır. Ya da kısaca şunu diyebilirsiniz, eğer Amerikan dolarının fiyat seviyesi düştüyse insanlar Amerika'da ucuzluk var diyecektir ve Amerika'nın net ihracatı artacaktır. Tekrar edersek fiyatlar düşükken gayri safi yurt içi hasıla artacaktır. Açık bir şekilde eğer fiyatlar yükselirse de tam tersi olacak yani gayri safi yurt içi hasıla azalacaktır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.